Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba. Biz uyandık, sabah erken kalktık ama kaçta kalktığımızı vallahi hatırlamıyorum. Aras'cığım süt burgerini yedi, sütünü içti. Şimdi oyunlarını oynuyor. Ben de mutfağa geldim. Ne yapacağız? Hemen bir göstereceğim. Salça aldım. Onları güzelce karıştırıp kavanozlayacağız. Çünkü ben ev yapımı salça alıyorum. Hem daha uzun süre dayanıyor. Hem de tek seferde aldığım için bir daha tekrar salça almama gerek kalmıyor. O yüzden ben 2-3 yıldır falan ev yapımı salça kullanıyorum. Aslında anneme kalsa annem karıştırma diyor. Yani ikisini ayrı kullan diyor ama bana çok zor geliyor o şekilde kullanmak. O yüzden ben hep ikisini karıştırıyorum. Şöyle burada 5 kilo domates salçası var. Burada da 2,5 kilo tatlı biber salçası var. Bir de teyzem satıyor bunu. Teyzem sağ olsun bana pul biber de koymuş. Acı pul biber. Çok güzel. Geçen sene de almıştım. Şimdi bunları güzelce büyük bir leğenin içine karıştıracağım. Ya da tencerenin içinde. Bilmiyorum. O kadar büyük bir şeyim elimde olmadığı için. Tapırda falan da karıştırabilirim. Güzelce karıştırdıktan sonra büyük kavanozlara koyacağım. Kullanacağım da küçük kavanoza koyacağım. Ama şu anda zaten mevcut olarak kullandığım salçam var. Bunlar gelene kadar ben almak durumunda kaldım maalesef. Thank you.
kavanozlara koydum. Burada 3 tane büyük kavanozum var. Burada da 3 tane küçük kavanozum var. Bunu da zaten günlük kullanım için iyi oluyor böyle küçük bir kavanozda olması. Aras için video çekecekmiş. Telefonu almış eline. Videoyu bugün ben çekeceğim diyor. Bu kısımda da bulaşıklar var. Dün akşamdan kalan, yemekten kalan bulaşıklarımız. Onları da artık şimdi halledeceğim. Önce bir şu kavanozları bir dolabıma yerleştireyim. İnşallah sonra bulaşık kısmına geçebiliriz. Kavanozları koyabilmek için başka bir rafım daha var. Onu yerleştirmek durumunda kaldım. Bu en üstteki rafa bütün salçaları, işte artan yemekleri koydum. Alt rafına süpürgeler, yumurtalar ve işte bir tatlı getirmiş dün eşim. Onu koydum. Bir alt rafa sadece içecek bölümü yaptım. İşte maden suları, sular, meyve suyu ve sütler. Şurada da benim günlük içtiğim suyum var. Bir alt rafta bu şekilde oldu. Şu an kullandığım salça bu işte. Bu sadece domates salçası. Uygun fiyata bulunca almak istemiştim. Şurayı da güzelce düzenledim. Yani anlayacağınız tertemiz, düzenli bir dolabım olmuş oldu. Sadece bu kısmı içmesin dedi. Bu kısımda çünkü bunlar normalde yukarıda duruyorlardı. Şimdi buraya koymak durumundayım. Çirkin görüntüsü var bence. Ben pek sevmedim yani. Neyse bakalım. Şimdi böyle idare edelim mi? Şuraları da toparlayacağım birazdan. Tabureye çıkmasın diye araştım. Tabureye de tekrar yapıyordum. Saat 12.30. Aras'cığım uyudu. Çok huysuzlandı. Benim yanıma yattı. Öyle sağa sola döne kendi kendine uykuya daldı. Demek ki uykusunu alamamış bugün. Ben de şimdi mutfağa geldim. Bulaşık makinemin içindekiler temizdi. Onları şey yaptım. Güzelce yerleştirdim. Şimdi de artık bulaşıkları yıkayıp yerleştireceğim. Onlar sığmayacağı için mecburen beklemek durumunda kaldım. Eşim de bu arada uyandı. İşte bir yarım saate falan İnşallah kahvaltı soframı hazırlamaya başlarım. Bugün geç bir kahvaltı yapacağız. Hem Aras'cığım dolabına kadar uyanmış olur. Onun için de öğle yemeği gibi olur. Öyle işte. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Kahvaltımız hazır. Şöyle patates kızarttım, sucuklu yumurta yaptım, reçeller. Burası da böyle. Çok güzel oldu. Bize afiyet olsun. Biz yürüyüşe çıktık. Aras'cığımla babası önden gidiyorlar. Ben de onlara yetişeyim. Evde bayağı bir vakit geçirdik. Aras'ın banyo saati vardı sonra. Zaten her yer toplu olduğu için şey yapmadım. Bir tek oturma odası dağınık. Artık rahatça gezebiliriz. Birazcık şöyle bir turlayalım. Ondan sonra da geri eve geleceğiz. Yemek telaşı falan anca öyle. Bugünü de bitiririz. Efendim. O soldaki parka gitmek istiyordun değil mi? Bak seni başka parklara götüreceğiz gene.
Bugün menümüzde ne var? Onu hemen bir göstereyim. Fajita yaptık bugün yine. Böyle. Tavuklu bugünkü. Normalde geçenkini etli yapmıştım. Bugünkü de tavuklu. Çok güzel gözüküyor. Bize afiyet olsun. Anne. Efendim. Anne. Efendim Aras. Yok anneciğim, şey hadi uyuyalım artık. Kapat gözlerini. Anne. Efendim Aras. Baba. Hadi hadi artık tamam. Dön bir tarafa, kapat. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Hadi. Anne. Efendim Aras. Evet çocuklar oyun oynuyorlar dışarıda. Ama senin uyuman lazım. Hadi kapat. Boş ver hadi, kapat gözünü. Kapat gözlerini. Kapat. Hadi çocuğum. Hadi anneciğim. Aras'ın uyurkenki sesini duydunuz. Uyutmaya çalışırken sürekli anne, anne, anne diye 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 yarım saatte ancak uyudu. Onu çeyrek geçe falan uyudu. Çok geç değil, çok şükür. Bugün erken yattı. Ben de onu uyuturken eşim uyumuş. Ben de Aras'ı uyuturken uyuyakalmışım. Şimdi bir kalktım, dedim ki videomu bir sonlandırayım, ondan sonra uykuya devam edeyim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çok bir şey yapmadım bugün. Eşimin hafta tatiliydi. Hem de zaten salçaydı. Öyle yürüyüştü falan derken geçti bitti günümüz. İnşallah yarın yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.